sayın bir yetkiliyle görüşmek istiyorum mümkün mü? Siz yetkili misiniz? Selamun Aleyküm hocam. Rahatsız ediyorum. Hocam dün en gazetede okudum. Yağmur doğasına çıkacakmışsınız. Çıkmayın diye haber vereyim dedim. Yağmur yağıyor ıslanırsınız doğada. Yok hocam estağfurullah. Vallahi dalga geçmeyeyim ya. Hani boşuna ıslanmayın dedim. Yağmur yağıyor. Hocam bir de şey diyeceğim. Aramızda kalsın. Ben haber okuyunca biraz okudum, araştırdım. Şimdi hocam güneş suyu ısı diyor. Isınan su buharlaşıyor, gökyüzüne yükseliyor. Orada su damlaları oluşuyor. Daha sonra onlar bir şekilde rüzgarın etkisiyle mi, itmeyle, kalkmayla bir araya geliyor. Yağmur öyle yağıyor hocam. Bilginiz olsun. Hani eğer bilmiyorsanız diye dedim. Yok hocam siz yine yağmur doğasına çıkın. Kufur etmiyorsunuz ya. Allah'a dua ediyorsunuz. Ne güzel edin tabi. Allah kabul etsin. Hocam madem böyle bir gücümüz var. Madem böyle bir etki alanınız var. Yağmur sana çıktığınız gibi mesela cemaate desenize ya e, he, ağacı kesme deyin mesela ormanı koru deyin maden çıkaracağım diye dağ taşı zehirlemeyin deyin gölleri öldürmeyin deyin bir hayvanın bir köpeğin önüne bir kap yemek kosunlar bir kedi yavrusuna süt versinler onu deseniz de hocam tanımadıkları bir adıma merhaba desin kendinden olmayan başka dinden bir olana birine gülümsesin hocam onu deseniz de Bizim bunlara ihtiyacımız yok mu hocam? Çok da cami yaptırmayın desin. Çok zaten yeterince camimiz var hocam. Allah razı olsun ama içi boş. Onun yerine okul yaptırsak deseniz hocam. Bütçeniz maşallah dört bakanlığın bütçesinden fazla. Para isteyeceğinize biraz o parayı hayır hasenat işlerinde kullansanız olmaz mı hocam? Bunu desenize mesela hocam. Bunu deyin yani. Ne diyor peygamberimiz? Yeryüzü bize bana mescit kılındı diyor hadisinde. O zaman şu yeryüzü mescitse onu temiz tutun desenize hocam. O ağacı mağacı kesmeyin, çevreyi kirletmeyin desenize. Tamam hocam siz yine duanıza çıkın. Şey diyeceğim, duaya çıkmışken aşı duası da yapsanız da yüzünden aşı yağsın bize. Ali, Ali kapattılar.